Şöyle hamurumu kenara alıyorum. Ben özellikle Çiğden dediniz değil mi? yayına gelmeden önce Hazırlamışsınız. tabii tabii hazırladım. Çünkü bu hamurun en büyük özelliği demlenmesi mi lazım tabii acaba biraz? böyle bir 40 Bekle. dakika kadar önden hazırlarlarsa böyle incecik zar gibi açılabilir olması. Şimdi Belli ama böyle inşallah bir şey olmuş. Parlamaya başlamış kabarmış bir değil şey mi? olmuş. Tahtamızı da şuraya alalım. Evet. Şuraya koyayım. Bir de bizim Boşnak böreğinde örtü olmazsa olmazdır. Asla makinede yıkanmaz, asla deterjan girmez. Öyle mi? Tencerede kaynayacak çünkü hamur Ay. olduğu için Hijyen. tabii hijyen şart. Harika. Deterjanla özleşmeyecek yani ve kızlar evlenirken 20 sene önce annem çeyizimde hazırlamış Ay ne vermiş güzel. onu kullanıyorum. Ay bu gelenekler iyi ki var, iyi ki Ve ekran yaşıyor. başı genelde şey söylüyor. Nermin Hanım diyor örtüde keramet. Biz de yapıyoruz olmuyor. Çok güzel. Ben de Vardır bir diyorum ki katkısı. yani gerçekten örtüde keramet ama. Sabunla mı yıkandı bu sabun? Böyle güzel Evet koku evet geldi valla. sabun kokusu. Oh mis. Tavamız neredeydi Serpil? Şurada. Tamam. Malzemeleri isterlerse yine sayarım ben buradan. Tabii Hatırlat istersen. sayabilirsiniz. Boşnak böreğini sayayım mı? Evet. Un, tuz, su, tereyağı, sıvı yağ. Evet. Ayrıca içi içinde patates, kuru soğan, tereyağı, sıvı yağ, tuz ve karabiber Evet, gerekiyormuş. ocağımız ilk bugün sizler için Maşallah. yanıyor Hadi efendim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Ramazan ayında mutfağımızda inanılmaz lezzetler pişecek. Şimdi biz ön İnşallah. hazırlığını yapıyoruz ama sonrasında muhteşem olacak. Ramazan'da yine gelelim ya. İlk Evet, başta değil işte. mi? Bekliyorum. Artık ben Oruçta. bırakmam. Siz yeter ki çağırın biz geliriz. Ben bırakmam sizi. Sağ olun. 2 yemek kaşığı da tereyağım var. Tereyağım eritene kadar bu şekilde kullanacağım. İç harcımız dilerseniz haşlayabilirsiniz efendim ama bizim tüp son anda geldiği için biz böyle rende yaptık. Aslında çok lezzetli oluyor. Kesinlikle rendeleme işlemini de yapabilirsiniz. Çiğden hiçbir sıkıntı yok. Bunun içerisine ne yapacağız? Bunun üzerine sadece şöyle örtümü ben açayım. Siz bunu Tamam. karıştırırsanız. Karıştırayım mı bunu? Şöyle vereyim. Karabiberini koyup. Evet, tuz, karabiber. Örtümü de açayım. Şunu da karıştırayım. Olur. Şöyle açayım bir sereyim şu meşhur pitikareli Boşnak örtümü. Ekranda biraz örtüm. tarıyor ama artık af ola. Bu böyle evladiyelik kalacak değil mi örtü? Evet. Sonra Yok artık kıza yok. mı Ona devredecek? gitmez Ona diye ayrı mı? düşünüyorum. Zaten artık orta kısmı iyice Ne böyle bileyim hamur maharet oldu. onda gibi ya. Evet. Bir Peki de kaymıyor mu bu açarken ya? Zor olur yok yok şey çok yapmak. rahat. Şimdi beraber bir şov yapacağız. Rondomuz nerede Allah beni Serpil? katmayın da rezil olmayayım. Gelmiş. Rondo. Bakayım. Bakayım. Tamam. Aa burada. Şimdi alalım. Bakayım varmış. Çünkü ne kadar minik ve ince çekilmiş olursa soğanımız o kadar daha lezzetli olacak iç harcımız. Bir de çiğden, o yüzden de pişmesi de daha kolay olur. Yalnız elimize çok yakışıyor efendim. Ay yok canım daha bir şey yapmıyorum. Burada böyle işte. En iyi Boş durma bak adını. nereliydiniz? Ben Arnavut göçmeniyim. Aa bizim oralar. Adapazarlıyım. Anne tarafım Erzurum. Çok güzel. Karışık. Yapıyor musunuz Arnavut böreği? Yok çok fazla o konuda maharetim yok. Açma yapmıyorum. Çok pardon. Yağmıştı herhalde. Bunu kapattım. Buna katacağız değil mi? Aynen onu da size emanet ediyorum. Tamam siz bana bak. İşin en heyecanlı, en güzel kısmı ne hanımlar? Şimdi elimizin üstüne hamurumuzu alıp şöyle döndüre döndüre açmak. Şov Hemen diyorsunuz. şöyle alıyorum. Aynen o şekilde çiğden hepsini karıştırıyoruz. Elde açma da ayrı bir maharet tabii değil mi? Kesinlikle. Yani bizde şeyde daha çok şöyle. oklavayla yaparlar bizde.
Birazcık tepsi boşnak boyutuna getireceğim. Böreklerinde falan kullanılan bir stil mi? Genelde o bölgede mi acaba? Genelde ben hani küçüklüğümden beri işte kalabalık bir ailede büyüdük. Boşnak böreği bizim olmazsa olmazımızdı. Bayramlar, düğünler, işte Ramazan'da 30 gece aslında 30 börek. Çok yağlı da değil ya baktığınız değil. Zaman. Hadi. Değil. Şu şekilde. İnce de bir hamur. Evet. Hadi bismillah. İnşallah beni utandırmazsın hamurum. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel görünüyor vallahi. Evet, sabah kalkıp ilk işim hamur yoğurmak oldu. Evet. Şöyle. Efsane ötesi bir hamur. Çocuklar en çok hepsini seviyorlardır da neyi severler sizin elinizden? Ya aslında artık şöyle bir şey oluyor Umut Hanımcığım. Belli bir süre sonra çocuklar benim yaptığım yemekten sıkılıyorlar. Dışarıdan yemek istiyorlar. Bak sen. Tabii. Allah Allah. Keratalara. Tabii. Yani düşün anne yemekçi her böyle, gün böyle her şey. Olamaz ya. Böyle bir anne var. Ama gene de çocukları maalesef memnun edemiyorum ben. Vallahi bizimki de öyle bakmayın. Evde yapıyoruz güzel güzel yemekler. Yok ille dışarıdan şunu söyleyelim, bunu söyleyelim. Hamburger olsun, pizza olsun. Maalesef. Tamam, süpersiniz. Teşekkür ederim. Siz? Harikasınız. İç harcımız da hazır. Ne yaptık? Umut Hanımcığım rendelemiş olduğumuz patateslerin üzerine soğanları aldı. Karabiber ve tuzunu ekledi. Bu arkadaşlar haşlama da yapabilirsiniz aynı şekilde. Biz bugün rende ile yaptık. Böyle. İçinde kalabilir. Böyle çalkalayayım dedim. Hiç zahmet etmeyin. Rica ederim. Şimdi meşhur yağ dökme tekniği. Bu bir öğreneyim annem ben. Tarafından çok zor öğrendiğim bir şeydi. Hatta şimdi eğitmenlik verdiğim yerde hanımlar hepsi tek tek sıraya geçip bunu yapmaya çalışıyor. Şunu şu şekilde daldırdığınızda şöyle kaşık ucuyla. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii çok öyle şey her yere eşit gitmesi gerekiyor derdi. Böyle. Şu şekilde her yere. Biz olsak şunu böyle dökülür fıt diye kalır orada o yağ. İşte ne derler böyle bayağı bir eğitimden geçtim biraz fırça yedim. Evlenmeyi biliyorsun dedi börek yapmayı bilmiyorsun dedim gelsin dedim. Sen de yesin. Eşiniz nerede eşiniz? Erzincanlı. Erzincanlı. Oo, bizim gibisiniz siz de. Aynen Doğu öyle. Evet hemşerimmiş. Ben de Elazığlıyım. Refai Erzincan. Evet şu şekilde maşallah. Şöyle güzelce yağlıyoruz. Çok hafif aslında çok değil. Bence de. Şimdi yani, ben ya da kendimizi de alacağım. Kaptırıyoruz. Şöyle elimizin üstüne alacağız. Allah sakın bana yaptırma. Şöyle. Şöyle. Gelin. Tırnak da var bende şimdi. Şöyle tersten. Zaten tırnakla değil. Döndürüyoruz. Vay vay. Hamurun güzelliğine bakın efendim. Ay bu ne böyle maşallah. Harikasın. Ben böyle bir şey görmedim. Sizde gerçekten el var. Var ya. Arna oteli var. Var. Yaparım da ben hamur konusunda iyi değilim. Yani hamurumuz yırtılmadı. Bilmediğim yerden geldi bana. Evet ilk defa. Ben severim bilirim. Bilmediğin yerden. Ama çok güzel bir hamur gerçekten. Müthiş gerçekten ya. Şu an şansımız o. Bakın kaçıyorum ben korkudan gene bana bir şey yaptırmayın diye. Gitti de uzaklaşıyorum. Güzel. Direkt yakaladım sizi. Çok keyifliymiş ama. Ay. Hamur ben açmak olsaydım keyiftir. Başında, hamur dağılmış peki, derim. Peki kızınızın var mı ilgisi? Yoktur. Kızım ben pek sokmuyorum aslında var ilgisi. Var mı? Diyorum ki sen oku. Sen aynı annemin bana yaptın. Evet zamanı gelince okulunu sen oku. Yaparsın, İnşallah. Edersin. O zaten gözlemliyordur. Şey yapıyor ama gizli gizli mutfağa giriyor. Mutfağı dağıtıyor birazcık. Benden de biraz fırça yiyor kendisi. Ay onu hep yapıyorlar. Aman basit bir şey yapacak. Bütün mutfak karışıyor. Anneler bir giriyor mutfağa her yer ya. Ay maşallah ya ne güzel ama oldu. Ama girsin şimdi çocuklar değil mi? Kız çocukları falan mutfağa girmez. Evet. Biz yani çocukken annemize yardım Tabii ederdik. Ki. Benimki vallahi şimdi çocuklar çok tembel. Hiç mutfağın yolunu bilmiyor. Hiç ilgisi yok. Şey diyor okulda diyor geçen sene lisedeyken. Okulda diyor en çok benim diyor yufka böreğimi seviyorlar diyor. Gizli gizli yapıyordu benden. Ben yayındayken orada buradayken. Gizli gizli yapıyordu. Evet gördüğünüz gibi. Bunu rulo yapacaksınız değil mi? Evet incecik oldu. Gayet güzel. Bundan daha incesi olamaz. Ben o sırada şurayı alayım. Benim muhteşem güllü bıçağımla. Şöyle göstereyim. Vay. Çok güzel özel. Evet özel bıçağımla. Allah Allah.
bunu duyuyorsanız olmuştur. Evet. Anneciğim sana gelsin. Mikrofonu açar mısınız? Evet. Evet. Geliyor. Bismillah. Allah. Ramazan günleri gibi olduk. Helal olsun. Daha ne olsun efendim? Maşallah, maşallah, maşallah. Günün menüsü hazır. Allah sofrasını yanarı da bol bereket versin. Amin. Ellerinize sağlık, vallahi güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.